Şimdi uzun süre açlıktan kastımız tabi günlerce açlığı kastetmiyoruz burada oruç ve aralıklı tutulan oruçtan bahsediyoruz. Genellikle yapılan çok fazla bu konuda bir çalışma yok maalesef. Ancak özellikle Amerika'da yapılmış, Mormonlar üzerinde yapılmış çalışmalarda aralıklı tutulan oruçun özellikle sıvı tüketimi serbest bırakılarak tutulan oruçun kalp sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğuna dair veriler var. Bu veriler nereden gelmiş? Özellikle mormonların yaşadığı bölgede kalp hastalıkları sıklığının diğer bölgelere göre Amerika'daki daha az olduğu görülmüş. Bunun üzerine yapılan çalışmada bu kişilerin kanlarında bazı maddelere bakılmış. Kolesterol değerlerine, trigliserit değerleri gibi yağ değerlerine ve bazı ilave değerlere. Aralıklı tutulan orucun bu hastalarda bu değerlerde olumlu yansımalar yaptığı gösterilmiş. Doğal olarak şu anki veriler ışığında sağlıklı bir kişinin aralıklı oruç, tutma, aralıklı oruç tutmasında sağlık açısından olumlu faydalar olduğuna dair veriler var. Ama tabi bunlar net olarak kesinleşmiş bilgiler değil. Çünkü çok fazla çalışma yok. E, kontrollü çalışmalar yok. Ama günümüz bilgiler ışığında aralıklı tutan orucun kalp sağlığı üzerine faydası olduğunu düşünmekteyiz. Ee, özellikle bilinen, e, oruç tutmaya başlamadan önce kalp kontrolü yapılması, hangi hastalara yapılması gerekir bu konuda dünyada yerleşmiş bazı kılavuzlar yok maalesef. Çoğunlukla biz hangi hastalara bunu öneriyoruz? Zeminde e, tanı konmuş bir kalp hastalığı varsa ya da hastalar çeşitli risk faktörlerine sahipse kalp hastalıkları açısından e, Ramazan öncesi kontroller yapılmasını öneriyoruz özellikle tanı konmuş kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kapak hastalıkları, ritim bozukluğu olan hastalar Ramazandan önce oruç tutmaya başlayıp başlamama konusunda muhakkak doktorlarına tanışma, danışmaları gerekiyor. Çünkü kalp hastalığı tanısı koyduğunuz zaman tek bir hastalık yok biliyorsunuz. Kalp hastalığı dediğimiz zaman için içinde kalp damar hastalıkları giriyor, kapak hastalıkları giriyor, ritim bozuklukları giriyor, kalp kasını etkileyen hastalıklar giriyor ve Kalp hastalığı tanısı almış bir kişiyle kesin kesin oruç tutamaz diye bir kural da yok. Bu tamamen hastalığın türü ve hastadaki şiddetine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden burada bir genelleme yapmak yerine eğer bir kalp hastalığınız söz konusu ise muhakkak oruç öncesi doktorunuzla görüşüp oruç tutup tutmama konusunda karar vermeniz gerekiyor. Oruç döneminde özellikle iftarda beslenme ile ilgili bildiğiniz gibi birçok yayın kuruluşunda, gazetelerde birçok öneriler ortaya çıkıyor. Esasında Ramazan döneminde de kalp hastalarının normalde beslenmesi gerektiği şekilde beslenmesi dışında ekstra bir öneri yok. Zaten tanık olmuş bir kalp hastalığı varsa bu kişilerin bazı yiyecekleri belli oranlarda tüketip tüketmemesi yasaklanmış ya da ona göre bir ayarlama yapılmış durumda. Aynı şey Ramazan için de geçerli. Sadece burada uzun süren bir açlık döneminden çıktığı için insanlar genellikle iftarda biraz e, yiyecek tüketimini, sıvı tüketimini kaçırabiliyorlar. Doğal olarak bu hastalarda e, iftar döneminde aşırı yiyeceklerden biz kaçınmalarını öneriyoruz. İş, kalbin iş yükünü artırabilecek, özellikle iftar sırasında hastalarda sıkıntıya yol açabilecek ağır yağlı yiyeceklerden kaçınmaları gerekiyor. Halk arasındaki yanlış inanışlardan birisi özellikle karbohidrat içeren yiyeceklerin bol tüketilmesi ki iftarda bunların tüketimine ağırlık veriliyor. Halbuki karbohidratlı yiyecekler hastaların daha çabuk acıkmasına yol açan yiyecekler. Doğal olarak yiyecek tüketimini artırıp hastaların kilo almasına yol açabilecek yiyecekler. Bunları mümkün olunca kısıtlamak gerekiyor. İftarda mümkün olduğunca hafif mideyi yormayacak e, sulu gıdalar tüketmek, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, mümkünse de sofradan çok da aşırı doymadan kalkılması öneriler arasında yer almakta. Oruç tutan e, kalp hastaların sahurdaki beslenme şekilleri de iftardaki önerilere benzer şekilde olmak durumunda. Yani sahurda da bu hastalar e, çok abartılı, işte çok karbohidrat içeren yiyeceklerden gene kaçınmak gerekiyor. E, yanlış inanış çok yersem uzun süre açlığa dayanırım gibi bir yanlış inanış söz konusu. E, bundan kaçınmak gerekiyor. Burada hastayı uzun süre tok tutabilecek, özellikle lifli, protein içeriği zengin olan ama Aynı zamanda hastaların lipid profillerini bozmayacak gıdaların tüketilmesi önerilmekte. Yüksek tansiyon olan hastalarda önce oruç kararını vermeden önce bu hastaların tansiyonlarının regüle olduğuna emin olmak gerekiyor. Tansiyonları regüle giden, genellikle bir veya 2 ilaçla tansiyonları kontrol altında olan hastalar bazı önlemler ışığında oruç tutabilirler. Bu önlemler neler? Ee, özellikle idrar söktürücü ilaç kullanıyorsa hastalar gün içinde sıcakla beraber terleme yoluyla sıvı kaybının daha da artacağı göz önüne alınıp bu hastalarda oruç sırasında kan basıncı düşmelerinden sakınmak için ilaç dozlarını da azaltıma gitmek söz konusu olabiliyor. Ancak eğer hastalar ikili üçlü ilaç kullanıp tansiyonları regüle değilse mümkün olduğunca oruç tutmamalarını öneriyoruz. İftar sonrası da özellikle vücuttan kaybettikleri sıvıyı ve elektrolitleri yerine koyabilmek için dengeli bir şekilde sıvı alımına artırmak hatta belki tuz tüketimini bir parça e, gevşetmek de söz konusu. E, onun dışında ilaçların zamanlamasını ona göre ayarlamak lazım. Özellikle uzun etkili ilaç kullanılıyorsa bu konuda bir sıkıntı olmuyor ama kısa etkili çoklu ilaç kullanımı durumunda tabii çok mümkün olmayacak. O zaman oruç tutmayı yasaklıyoruz.